Bir erkeği, kadınlar için gerçekten karşı konulmaz kılan şeyin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Dostlar, şimdi bu merakın giderilmesinin derinliklerine inip stratejiyi açığa çıkaracağız. Bazı erkeklerin zahmetsizce sahip olduğu o karşı konulmaz çekiciliğin ardındaki sırları düşünür oluyorsunuz. Büyük filozofun bir zamanlar dediği gibi, kadının bir erkekle karşı koyamayacağı, karşı konulamaz nitelikler, kendinizi tanıyın. Kendinizi tanıdıkça ve daha da önemlisi özgüveninizi kazandıkça işleriniz daha da kolaylaşacaktır. Karşı konulamaz çekiciliğin sırlarını açığa çıkarma arayışımızda taş üstünde taş bırakmayacağız. O yüzden kemerlerinizi bağlayın, gardınızı alın ve not almaya hazır olun. Çünkü bu videonun sonunda aşağıdakilerle istediğinizi elde etmiş olacaksınız. Bilgi ve becerinin yanı sıra karşı konulamaz çekiciliğin somut örneği olmaya hazır mısın? O zaman hemen başlayalım ve bu 8 derse odaklanalım. Bir numaralı ders. Hoş aromatik erkeksi bir parfüm. Bir odaya adım atmayı ve anında herkesin dikkatini çekmeyi hayal edin. Görünüşünüz karşı konulamaz bir cazibe havasıyla bu erkeksi bir duruşun gücünü sergileyelim. Bu sadece hoş ve etkileyici bir kokudan daha fazlasıdır. Daha tek bir kelime bile söylemeden, bakışları üstünüze odaklayan, ince ama güçlü bir araçtır. Şimdi kokunuzda büyüleyici bir şekilde, üzerinize odaklanan bakışları nasıl etkilediğinizi hayal edin. Ve baş mimar, sadece bir büyülü parfüm, erkeksi bir parfüm. Bu karşı tarafa bir güven mesajı iletir. Etkileyici kokunuzla, etrafınızdakileri cezbedersiniz. Evet dostlar, baş mimarımız büyülü parfümü, dikkatli bir şekilde, tenimize uygun olarak seçildiğinde, kişiliğinizin bir uzantısı haline gelir ve arkanızda kalıcı bir iz bırakır. Unutmayın, erkekler yedi renk, kadınlar rengarenktir. Bu yüzden arzulanan sonuçları elde etmek için duygularını kullanmak genellikle istediğinizi elde etmenin en iyi yoludur. 2 numaralı ders: Zeka. Fiziksel görünümü aşan ve bir erkeğin kadınlara karşı çekiciliği üzerinde derin bir etkiye sahip olan bir niteliktir. Çoğu bilginin ötesine geçer. Kadınlar tartışmalarda kendi düşüncelerini savunabilen, anlayışlı, bakış açılarını paylaşan erkeklerden etkilenir. Ve onların zihinlerine meydan okuyan, zeka sergileyen bir adam sadece öğrenme kapasitesini değil, aynı zamanda etrafındakilerini anlama derinliğini de gösterir. Bu her iki bireyin de birbirinden öğrenebileceği ve entelektüel olarak birlikte gelişebileceği dinamik ve zenginleştirici bir ilişki yaratır. Her kadın hayatının erkeğini veya her erkek hayatının kadınını bulup mutlu olmak ister. Ancak bazıları hep yanlış insana rastlar. Bazılarının ilişkisi ise doruk noktasında olduklarını hissettikleri dönemlerde bozulur. Yürüyen bir ilişkileri veya birliktelikleri olduğu halde hayatı paylaşamazlar. Mutlu değildirler, kendilerini yalnız ve kötü hissederler. Zeka, kadınların karşı konulamaz bulduğu bir özellik. Çünkü bir erkeğin zihinsel becerisini ve onlarla daha derin bir düzeyde etkileşime geçme yeteneğini yansıtır. Unutmayın, herkes dört dörtlük gözükebilir ve istedikleri oranda güzel gözükmeyi başarabilirler. Kiziksel özellikler ve bunları nasıl kullandığınız önemlidir. Yüzünüzün ana çizgilerini değiştiremezsiniz ama surat asmak yerine gülümseyerek yüzünüzün derinliğini artırabilirsiniz. Saniyeler, insanların sizi değerlendirme aşamasında büyük önem taşıyor. Unutmayın, insanlar sizinle ilgili ilk yargılarını 4 saniyede veriyor. 3 numaralı ders. Liderlik ve özgüven. Liderlik ve özgüven kadınları erkeklere doğru çeken mıknatıs gibidir. Özgüven sadece kibir veya kibirle ilgili değildir. Her şeyi bilen bir erkek kendini güvenle taşıdığında bir güç, istikrar ve kendine güven havası yaymakla ilgilidir. Kalabalığın arasından sıyrılır, kadınlara inanılmaz derecede çekici gelen bir güven duygusu yayar. Bu güven hayatın çeşitli yönlerinde kendini gösterir. Doğru kararlar almaktan sorunların sorumluluğunu kolaylıkla üstlenmeye kadar güvenle liderlik edebilen bir erkek yalnızca saygı uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda etrafındakilere güven duygusu da aşılar. Özgüven sahibi olmak, çevrenizdeki diğer insanlara, farklı durumlara ve duygularınıza güvenle yaklaşmanızı sağlar. Özgüven sayesinde arkadaş edinmeniz kolaylaşacak İş başarınız artacak ve istediğiniz şeyleri daha kolay elde edeceksiniz. Güçlü yanlarınızla gurur duyup, zayıf yanlarınızı kabul ettiğinizde kendinizi daha iyi tanımlamanız mümkün olacak ve hedeflerinize çok daha kolay bir biçimde ulaşacaksınız. Sonuçta liderlik ve güven el ele gider ve güçlü bir kombinasyon oluşturur. Bu kadınlar için karşı konulamaz bir erkek dürtüsü oluşturur. 4 numaralı ders Empati Empati, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Kadınlar için anlamlı bağlantılar kurmada önemli bir rol oynar. Erkek bir kadının deneyimlerini gerçekten dinleyebilir ve onlarla empati kurabilir, güçlü bir ilişkinin temelini oluşturan bir güven ve anlayış duygusu yaratır. Empati gerçek iletişime izin verir ve erkeğin bir kadını kabul etme ve onaylama yeteneğine sahip olduğunu gösterdiği için derin duygusal bağlantıları teşvik eder. Kadının duyguları, empati sergileyen bir erkek, yalnızca kadının ihtiyaçlarına dikkat etmekle kalmaz, aynı zamanda ona görüldüğünü ve anlaşıldığını hissettirir. Dahası, karşınızdaki, yani etkilemek istediğiniz insanın da en az sizin kadar hazır olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Bu empati yeteneği, yüzeysel etkileşimleri aşan bir bağ yaratır. Duygusal bağlantı ve anlayış isteyen kadınlar için gerçekten karşı konulamaz kılar. İkna zihin kontrolünün en popüler biçimlerinden biridir. Bu yöntem yaşamın o kadar farklı alanlarında kullanılır ki birçok insan ne zaman olduğunu bile fark etmez. İşte bu yüzden işe yarıyor. Kadınlar kesinlikle ilk isimlerini duymayı severler. Herhangi bir dilde hemen hemen başka bir adla elde edilemeyen insanlar üzerinde belirli bir etkisi vardır. Birinin adını kullanmak, birinin varlığını doğrulayan bir tür iltifattır. İnsanlar, kim olduklarını özünde tanındıklarını bilmeyi severler ve adlarını düzenli olarak kullanırsanız, sorduğunuz soruya uygun cevap verme olasılıkları çok daha yüksektir. 5 numaralı ders Mizah anlayışı İyi bir mizah anlayışı, insanları kendine çeken ve bir bağ duygusu yaratan bir mıknatıs gibidir. Kadınlar özellikle sohbetlere mizah katabilen erkekleri takdir eder. Çünkü bu ruh halini hafifletir ve etkileşimleri keyifli hale getirir. İyi bir mizah duygusu, buzları zahmetsizce eritebilir ve her iki tarafında rahatlamasına ve kendileri olmasına olanak tanıyan rahat bir atmosfer yaratabilir. Bir erkek, bir kadını güldürebildiğinde, bu sadece onun zekasını sergilemekle kalmaz, aynı zamanda daha derin bir düzeyde bağlantı kurma yeteneğini de gösterir. Kahkaha atarak gülüşmeler, iki kişi arasında dostluk ve karşılıklı anlayış duygusunu teşvik, bir bağ oluşturur. Sonuçta iyi bir mizah anlayışı, herhangi bir etkileşime sıcaklık, çekicilik ve kendiliğindenlik kattığı için bir erkeği kadınlar için inanılmaz derecede çekici hale getirebilir. 6 numaralı ders Alçak gönüllülük Alçak gönüllülük kadınlar için önemli bir çekiciliğe sahip olan, ince ama güçlü bir özelliktir. Alçak gönüllülüğü, kişisel farkındalığı ve gerçek bir özgünlük duygusunu kapsar. Mütevazı bir erkek, övünmez veya başkalarından onay beklemez. Bunun yerine, sessiz ve sakin bir ortamda güven yayar. Bu güven ve alçak gönüllülük karışımı, kadınlar için inanılmaz derecede çekicidir. Çünkü belli bir düzeyde, içsel güç ve güvenlik tevazusuna işaret eder. Aynı zamanda, kendi teniyle barışık olan ve kendini hissetmeyen bir kişiye işaret ettiğinden, güven ve güvenilirlik duygusunu teşvik eder. Kadınlar güvendiklerinde, sizi gerçekten dinleme olasılıkları çok daha yüksektir. Kendilerini sizinle konuşmaya daha fazla mecbur hissedecekler, söylediklerinize saygı duyma olasılıkları daha yüksek olacak ve sizinle aynı fikirde olma veya uyma olasılıkları daha yüksek olacaktır. Abartma veya gösteriş yapma ihtiyacı alçak gönüllü bir erkeğin karakterine derinlik ve samimiyet katar ve onu gerçek bağlantılar arayan kadınlar için karşı konulamaz derecede çekici kılar. Sohbetinizde duydukları son şeye odaklanma olasılıkları çok daha yüksek olur. 7 numaralı ders Bağımsızlık Bağımsızlık sadece kişisel bir özellik değildir. Güven ve özgüven yayan bir niteliktir. Ve onu inanılmaz derecede çekici kılar. Kadınlarda bağımsız bir erkek, hem duygusal hem de pratik olarak kendi ayakları üzerinde durabildiğini gösterir. Bu özellik, hayatın zorluklarının üstesinden gelebilecek bir partneri simgelediği için kadınların çekici bulduğu bir özgüven ve dayanıklılık düzeyine işaret eder. Güven duygusu, bu içsel güç ve özellik duygusu, bir partnerde son derece arzu edilen bir olgunluk ve kişisel farkındalık düzeyini önerir. Bu, kadınlar için inanılmaz derecede çekici olabilir. Bağımsızlık, mesafeli veya mesafeli olmakla ilgili değil, güçlü bir benlik duygusuna sahip olmakla ilgilidir. Karşınızdaki kadın bazı şeyler konuştuğunda, bu kelimeleri doğal olarak konuşmalara dahil etmenin bir yolunu bulun, böylece onları anladığınızı hissederler. Bu onların bağlı hissetmelerine yardımcı olacak ve karşı güven duygusu oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Birisi güvendiğinde onların yapmasını istediğiniz şeyi yapma olasılıkları çok daha yüksektir. 8 numaralı ders Cömertlik, kadınlara karşı gerçekten karşı konulmaz kılınabilen, bağımsız olarak gelişme yeteneğidir. Cömertlik, cazibe alanında muazzam bir güce sahip olan bir özelliktir. Maddi armağanların ötesine geçer ve bir erkek cömertlik sergilediğinde, duygusal cömertlik ve nezaket alanına uzanır. İster küçük nezaket eylemleriyle, ister büyük jestlerle kadına şefkatli ve düşünceli davrandığının sinyalini verir. Bu bir güven ve güvenlik duygusu yaratabilir. Partnerler aralarında daha derin bir bağ kurabilir. Bu beklentisiz vermenin öneminin çok yüksek düzeyde anlaşıldığını gösterir. Cömertliği somutlaştırarak ilişkilerde değer verilen bir erkek yalnızca çekiciliğini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda onun iyi kalpli doğasını takdir kadınlarla anlamlı ve tatmin edici bağlantılar kurmak için güçlü bir temel oluşturur. Dostlar, videonun sonuna kadar benim de kaldığınız için sizlere teşekkür ederim. Şimdi Stoac Derin Huzura destek olmak için abone olun, videoyu paylaşın, videoyu beğenin ve yorumlarınızı ufakta olsa yorumlar kısmına bırakın.